Gece gece çaya çağırdım. Vallahi hayır diyemedim. Başkası çağırsa gitmem. Ha, hoş geldin. Vallahi billahi çay dedin geldim. Gıybet yapacağız galiba. Evet, yapacağız. Konular da çok derin Aydilge. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Hani seninle müzik konuşmayı çok isterim. Projelerini konuşmayı çok isterim. AI bir klip yaptım, yıkılıyor. Ama bunu istersen daha sonra konuşalım. Çünkü asıl konuşmamız gereken konular farklı. Yani Türkiye çok başka şeyler yaşıyor son dönemde. Maalesef. 2 tane kız çocuğumuz. Narin. Yani canilerin ellerinde diyorum ben. Evet. Hayatları son buldu. Bir kadın olarak, sanatçı Aydilge olarak değil, kadın Aydilge olarak neler söyleyeceksin? Ya, o kadar sinir bozucu ve o kadar can yakıcı bir durumdayız ki. Ama bunlar tabii yeni değil. Çünkü aslında biz ya benimsin ya kara toprağın denilen sözlerin içinde büyüdük. Bunlar böyle Türk filmlerinde romantize edildi. Hani sanki bu aşkmış gibi, güzel bir şeymiş, sevdaya dair bir şeymiş gibi anlatıldı. Oysa aslında burada bu işin özeti yatıyor. Yani ya benimsin ya kara toprağın demek aşk falan değil. Bu hastalıklı bir sevgi ve takıntı anlayışı ve kadınların ölümüne neden olan durumun özeti aslında. Onun yanı sıra baktığımız zaman kültürümüzün temellerinde de hani göster oğlum amcanın pipini diyen bir kültürün içinden çıkıyoruz. Kız çocuklarının regl olması ayıplanıyor, ay saklanıyor. Ama erkeğin cinsel organını göstermesi bir güçmüş gibi gösteriliyor. Ne yazık ki bu erkek sorunu değil aslında Samet. Yani seninle ilgili değil ya da benim eşimle ilgili değil. Bu erkeklerin kendilerinden daha zayıf gördükleri tüm canlılar üzerinde, hayvanlar, kadınlar, kız çocukları üzerinde güçlerini gösterebileceklerini, taciz, tecavüz edebileceklerine dair bir izinle yetiştirilmesiyle, bu erkeklik kodlarıyla alakalı, bu kültürel inşalarla alakalı bir durum. Yoksa erkek olarak senle, onunla, bununla, şunla, tekil olarak erkeklerle alakalı bir durum değil. Erkeklik kültürünün bizde yarattığı çok karanlık bir tablo var ne yazık ki. Çok ilginç. Şimdi isimler değişiyor. Ayşe Narin oluyor. Narin İkbal oluyor, İkbal Münevver oluyor ama Türk kadınının makus talihi bir türlü değişmiyor. Abi bir şey söyleyeceğim sana, daha yeni gördüğüm bir şey anlatayım bak, tüylerim diken diken oluyor. Sünnet arabasının arkasına, sünnetimde attığım çığlıklar, ileride attıracağım çığlıkların teminatıdır yazmışlar. Şimdi bu komik espri diye yazmışlar, komik mi bu? Bu işte ileride o attıracağım çığlıklar dedikleri şeyler ileride Narin'in çığlıklarına karışıyor. O genç kadınların, öldürülen kadınların çığlıklarına karışıyor. Dolayısıyla aslında tabii ki en önemli şey cezaların caydırıcı olması. Bu çok önemli. Ama bir yandan da kültürel bir değişime de ihtiyacımız var. Toplumsal bir rehabilitasyona ihtiyacımız var mı sence? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Yani ben kendi yaşadığım taciz olayını bak bu yaşıma kadar hala unutamıyorum. Genç kızlar daha yeni adım atmışım. 14 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. 17 yaşında bir çocuk tarafından tacize uğradım. Böyle dokunmaya, sıkıştırmaya çalıştı beni. Hemen tepki gösterdim, ittim. Tuttu beni bileğimden. Dedi ki dur korkma. Bir şey yapmayacağım. Ben sadece sana kelebek göstermek istiyorum. Kelebeğimi göstereceğim dedi. Kelebek deyince ben de bizim sevdiğimiz hayvan kelebek zannettim. Kelebek dediği meğersem çıkardı cebinden kelebeği sallamaya başladı. Kelebek o kesici alet, evet. Böyle sallayarak beni korkutmaya çalıştı. Tabii ben bir Can abiyle kaçabildim o gün. Hala aklımda ya kaçamasaydım ya bir şey olsaydı diye ve bu korkuyla yaşayan bir sürü kadın var her gün. Ben her taciz, tecavüz olayını duyduğumda o korkuyu tekrar yaşıyorum. Daha kötüsü ben ertesi gün kapının önünde biz çöp kutusunun yanına bırakılmış, öldürülmüş kedi yavruları bulduk. O günün ertesi. O kişi mi yaptı bilmiyorum belki. Ama belki o yaptı. O yüzden bu hayvanların uğradığı şiddet, kadınların uğradığı şiddet o kadar paralellikler içeriyor ki, o kadar büyük bir zulüm gibi aynı hastalıklı zihniyetin dışa vurumları bunlar. Peki biz erkekler aramızdaki, şimdi bir kadın gözüyle bunu istiyorum senden, biz erkekler aramızdaki bu sapkın zihniyetleri nasıl ayıklayabilir, nasıl kendimizden soyutlayabiliriz? Öncelikle tabii ki en önemli şey, tekrar ediyorum, caydırıcı cezalar, yasalar çok önemli. Yasaların bizim arkamızda olması lazım. Ama erkek olarak da gerçekten sizlerin de desteğine, yani bunu kadınlar, erkekler el ele vererek beraberce başaracağız. Sizler de hem cinslerini, o cinsiyetçi küfürleri, o her kelimenin sonuna kadın cinsel organına vurmak, işte anlarsınız o küfürleri. Her cümlenin sonuna bu geliyor ya. Her cümlenin sonuna. O kadar normalleşti, o kadar sıradanlaştı ki. Bütün bu cinsiyeti uyarabilirsiniz, birbirinizi uyarabilirsiniz. Çünkü gerçekten şiddet sözde, dilde başlıyor. Evet. Çok önemsiz gibi görüyoruz. Ya küfür bir şey, ben kötü niyetle demedim falan diyoruz ama kültürü inşa eden şey dildir. Dil düşüncelerimizi oluşturur, düşüncelerimiz karakterimizi oluştururuz, karakterimiz davranışlarımızı etkiler, davranışlarımız kaderimizi etkiler. Bu böyle devam eder. Dolayısıyla el birliğiyle dilimizi değiştireceğiz, hareketlerimizi değiştireceğiz, düşünce yapımızı değiştireceğiz. Ben bir müzisyen olarak özellikle müziğin içinde en azından cinsiyetçi küfürlerin, kadına şiddet içeren, kadınları objeleştiren şarkıların daha eleştirel bir gözle bakılmasını temenni ediyorum. Çünkü gücün yetmediği yerde küfür başlar. Ya şimdi hepimiz hani dünyayı güzelleştirmeye çalışıyoruz kendi penceremizden. Kime sorarsan böylese, kimse ben dünyayı kirletmek istiyorum demez. Ama özellikle rapçilerin şarkılarına baktığımız zaman bu argo dili, yani hepsini söylemeyeyim tabii ki, bir kısmı bu argo dili çok benimsemiş durumda. Şimdi bu müzik tarzını dinleyenler, bu çocukları, bu rapçileri, genç çocukları sevenler, hayranları, hayran olanlar bir şekilde bilinçaltlarına yerleşiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yani bu rapteki dili de sanki birazcık böyle yumuşatmak gerekmiyor mu? Şimdi yasakları çözüm olarak görenler var bazen, hani ama ben her zaman yasağın daha büyük köpürerek, o baskılanan şeyin daha köpürerek, daha coşarak çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla daha kökten, dipten bir temizlik yaratmamız gerekiyor. O da işte aslında bu şarkılarla ilgili farkındalıklar yaratarak olacak. Diyeceğiz ki ya bu sadece bir şarkı değil, çünkü müzik ruhun gıdasıdır ama bazen gıda zehirlenmesi de olur. Yani nasıl gıda alacağız ki? İşte o bir gıda değil. O yediğimiz, içtiğimiz şeylere dikkat ediyoruz. İçinde zehirli, zararlı bir şey var mı diye. Ama her gün 7-24 sen küfür dinlersen artık o senin diline, kalbine yapışır. Dolayısıyla birbirimize, yani ne bileyim, şu çok önemli bir şey. Yani evet, insanlar böyle şarkılar yapmakta özgürler. Ama sen de dinlerken azıcık sorgula. Senden ricam o. Ben neye hizmet ediyorum? Bu şarkı neye hizmet ediyor? Birazcık bunu sorgulayalım. Bu farkındalıklar geliştikçe müziğin içindeki küfürler de azalacaktır. Çünkü muhatap bulamayacaklar. Dinlemeye tenezzül etmeyecek dinleyici. Diyecek ki ya ben bu küfürleri içeren bir şarkı dinlemeye layık değilim. Ben daha iyisine layığım diyecek. Hadi çaydan bir fırça. Hadi bakalım. Çok sert bir soru geliyor. Çok önemli bir soru geliyor. Türkiye'de kendini güvende hissediyoruz. Heh, bu çok zor bir soru. Güvende hissetmiyoruz dediğimiz zaman şundan endişe ediyorum. Sapıklar, bu caniler çok büyük haz alıyorlar korkutmaktan. Tamam. En büyük zevkleri kadınların korkması, işte insanların. Aynen öyle. Hatta sana bir şey söyleyeyim. Yapılan psikolojik incelemelerde hep şu söyleniyor. O cinsel tacizde, tecavüzde bulunanlar mağdurun korkmasından, cinsel hazdan daha fazla zevk alıyormuş. Ve bunu bütün psikolojik araştırmalar böyle söylüyor. Yani o korkudan daha büyük haz alıyor. Onlara haz vermeyelim. Onlara istediklerini vermiyorum. Hani bütün ünlüleri duyuyorum, korkuyoruz, korkuyoruz diyorlar. Anlıyorum ama korkmuyoruz. Ayaktayız, yürüyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Dışarı çıkmaktan, kendi ayaklarımız üzerinde durmaktan, istediklerimizi yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Biz kendimizi kısıtlamayacağız. Siz kendinizi kısıtlayacaksınız. Siz kendinize çeki düzen vereceksiniz. Biz size göre yaşamayacağız. Siz nasıl, nerede, nasıl davranmanız gerektiğini siz öğreneceksiniz. Şimdi ben sana bunları sorduğum için, sen bu şekilde cevaplar verdiğin için ciddi bir sosyal medyada yayacaksın. Orada da bir cadı kazanı kaynıyor, biliyorsun. Kimseyi evet, mutlu edemiyorsun. Evet. Bu tarafa konuşsan bu taraf üstünde. Hadi yönü çevir, ters tarafa konuş, bu sefer bunlar üstünde. Sürekli birbirinin üstünde, insanların sürekli birbirinin üstünde bir tepinme hali var sosyal medyada. Şimdi bir sürü eleştiri alacağız. Hazır mısın bu eleştirilere? Hazırım. Hazırım çünkü doğru bildiğinin arkasında durmadıktan sonra niye varız ki o zaman? Yani ben şarkı niye söylüyorum? Bir şeyler anlatabilmek için, bir şeyleri ifade edebilmek için. O yüzden konuşmalarımla, sözlerimle istiyorum ki insanlara bir şey dayatmak istemiyorum. Bir şeye zorlamak istemiyorum. Herhangi bir şey yasaklamak da istemiyorum. Ama başka bir dünya da var demek istiyorum. Eşitliğin olduğu, kadın ve erkeğin beraber yürüyebildiği, kimsenin kimse üzerinde tahakküm kurmadığı, el ele verip gerçekten daha iyi bir dünya yaratabileceğimize inanmak istiyorum, inanmak zorundayız. Şimdi Aydilge, bu soru, özellikle ben bu soruları sana burada sorduğum için çok ciddi eleştiriler alabilirim. Önce senden hani bir helallik istiyorum çünkü bilmiyorum bunları sormanın bir yeri, mekanı, zamanı var mı? Şimdiye kadar konuşmadığımız için zaten bunlar geldi ya başımıza. Ben o pencereden bakıyorum. Önce bir hakkını helal et. Hani estağfurullah, helal olsun. Hani galada, orada, burada sorduğum için en çok eleştirilen biriyim. Bunun bir mekanı var mı? Bu konuları konuşmanın bir mekanı var mı sence? Ya o kadar çok konuşmadık ki. O kadar çok şeyi susturulduk, konuşamıyoruz ki. O yüzden ben diyorum ki olabilecek neresi olursa olsun. Kendimizi ifade etmeye, duygularımızı paylaşmaya ve birbirimize destek olmaya devam etmemiz lazım. Çünkü konuşa konuşa, içimizi döke döke destek oluyoruz birbirimize. Dolayısıyla yere, mekana çok takılmayalım. Bunları sana bir galada sorsam fikirlerin değişir miydi? Niye değişsin? Fikirlerim aynı yani. Ya da sokakta sorsaydın değişir miydi? Değişmezdi tabii ki. Teşekkür ederim. Önemli olan duygularımızı ifade edebilmek. Ben sana teşekkür ederim. Eskiden röportajlar bugün ne yedin, ne içtin ya da işte son model ne aldınız, en son aldığınız mücevher nasıl, hoşunuza gitti mi gibi daha böyle içi boş sorulardı. Magazine derdik içi boşaldı diye eleştirirdik. Şimdi içi boş olmayan sorular soruyorsun. Niye eleştireyim? Şimdi müsaaden olsa başka bir konuya geçeceğim. Geçtiğimiz günlerde Gebze'de çok büyük bir dram yaşandı. Hani insanımızı koruyamıyoruz, çocuğumuzu koruyamıyoruz, hayvanımızı koruyamıyoruz. Nereye gidiyor bu hikaye? Yani özellikle hayvan hakları yasası biliyorsun meclisten geçti. Ya, uygulayan belediye yok şu anda ama işte en son bir tanesi bir uygulama ve yani ne söyleyeyim ki kelimeler de bitiyor. Katliam o, katliam uygulama değil o, katliam o uygulandı. Neler söyleyeceksin yani bu yasa bilmiyorum baktın mı okudun mu ama yani ben okudum. Uygulanması çok zor bir yasa. Sen neler söyleyeceksin bunlara? Bir kere saldırgan köpeklerin zarar vermesini engellemek için bütün masum hayvanları katledemezsiniz. Bu bir çözüm değil. Tabii ki çocuklar zarar görmesin, tabii ki saldırgan köpekler için bir çözüm bulunsun ama bunun çözümü önünüze gelen her hayvanı katletmek olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu demin bahsediyordum ya, hani tacize uğradığımın ertesi günü öldürülmüş kedi yavrularıyla karşılaştım diye. Paralellik burada işte. Bizim buna dikkat çekmemiz lazım. Yani hayvanları öldürebilenler insanları da öldürebiliyor. Hani hayvana değer vermeyip insana değer veriyorsanız o çok değer verdiğiniz insanları öldürenler de hayvan öldürebilen kişiler. Hayvan öldüren kişiler aynı yere çıkıyor yani. Nereye gidiyor ki? Bilmiyorum nereye gidiyor ama yani kişisel olarak elbette hani devletin, kamu kurumlarının bir çözüm stratejileri vardır diyor. Ümit ediyorum. En azından ümit ediyorum. Senin kişisel çözüm önerin mi onlar? Hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Devletimiz arkamızda olacak. Yasalarla korunacağız ama biz de bu kültürel değişimi yaratmak için hem şarkılarımızda hem medyada hem kendi çevremizde, sosyal çevremizde daha farkındalıklı olacağız. Ağzımızdan çıkan kelimelerin bile şiddet içermemesine, cinsiyetçi olmamasına dikkat edeceğiz. Tek çözümün şiddet, öldürmek, dövmek, yasaklamak, zulmetmek, zorbalık yapmak olmadığını göreceğiz. Zorbaların olmadığı bir dünya da yaratabiliriz. Başkasının üzerinde tahakküm kurmadığımız bir dünya, eşitlikçi bir dünya yaratabiliriz. Bana Pollyanna diyebilirsiniz, bana ne kadar pembe bakıyorsun dünyaya diyebilirsiniz. Başka çaremiz mi var? Yani ayakta kalabilmemiz için, bu negatif yağmurun içerisinde boğulmamak için, düzlüğe çıkabilmek için umuda sarılmak zorundayız. Kesinlikle doğru. Ben çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim. Çaya çağırdan neler konuştuk. Olsun. Çok mutlu oldum. İnşallah daha güzel yarınlarda daha güzel şeyler konuşmak nasip olur. İnşallah. Bundan sonraki röportajımızda müsaaden olursa AI konusuna değinmek isterim. O çok farklı bir işti. Evet. Ama bugün yeri değil. Ne olur beni affet. Yok tabii ki ben de hiç bu kadar karanlık bir gündemde kendi klibimden bahsetmek istemem açıkçası. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hadi o zaman çaylarımızı. Hadi çayımızı içelim.